Manşete hoş geldiniz. Seçime tam 16 gün var ve 16 gün kala gerçekten Türkiye beklendiği gibi bir seçim atmosferi içerisinde mi? Seçime 16 gün kala durum ne? Atmosfer ne? Yaşananlar ne? Bunlara bakmaya çalışacağız. Fakat sıra dışı, yani böyle bir seçim süreci, seçime hele böyle 2 hafta kala bunların şu anki konuştuğumuz konuların konuşulduğu bir seçim süreci herhalde beklenmiyordu. Seçime 5 kala adaylardan biri ölürse ne olur? Bu konuşuluyor mesela şu anda. Ya da Erdoğan hasta oldu. Sebep acaba yediği baklava mı? Bu konuşuluyor. Hala zehirlendi iddiaları var. Tabii bunda Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanı, geçirmiş olduğu gastroenterit enfeksiyonu demesi, yani rahatsızlığına teşhis koymasının da getirdiği tartışmalar var. Buna bakacağız. Ama elbette ekonomi can yakıcı bir biçimde hayatı etkilemeye devam ediyor. Seçimden sonra dövize el konulacağı, insanların döviz ya da altın karşılığı neyse bankalardaki değerlerini tahsil edemedikleri, çekemedikleri, yani döviz cinsinden ya da altın cinsinden ne yatırmışlarsa bunu aynı cinsten alamadıkları ve bunun belli bir kurdan veya belli bir değerden TL'ye çevrilip kendilerine ödendiği gibi iddialar değil artık somut veriler var. Tespit edilmiş dekontlarla falan veriler var. Bütün bunlara bakmaya çalışacağız. Ondan önce yine Diyarbakır'a gidiyoruz ve Diyarbakır'da 4 tutuklama var. 4 gazeteci tutuklandı. Abdurrahman Gök, Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç, Remzi Akkaya. Bunların bu operasyon ve tutuklamalar tümüyle seçim ayarlı tutuklamalar, bölgeden doğru bilgi akışını engellemeye, önlemeye dönük tutuklamalar. Başka da bir izahı yok. Beritan Canözer bu çok heyecanlı diye bu fotoğraf çekildiği sırada polisler tarafından gözaltına alınmış. Böyle de bir dönem. Yine gazeteci Abdurrahman Gök. Abdurrahman Gök deyince hatırlamayabilirsiniz ama Kemal Kurkut deyince hatırlarsınız. İşte Kemal Kurkut cinayetini canlı bomba olduğu gerekçesiyle vurularak öldürülen Kemal Kurkut cinayetini belgeleyen isim ve zaten bunu belgelediği için polislerin silahından çıkan kurşunla ve üstü çıplak, canlı bomba olması mümkün değil, vurularak öldürüldü Kemal Kurkut. Bunu belgeleyen, hem de kare kare belgeleyen bir fotoğrafçı olarak tarihe geçti ve ondan dolayı da Abdurrahman Gök'e bir kin var. Tutuklandı Abdurrahman Gök ve tutuklandıktan sonra kameralara çok kısa bir mesajı var. Onu gelin birlikte izleyelim. Faşizm yenilecek. Hiç merak etmeyin. Bu faşizan düzen defolup gidecek. Kahrolsun faşizm. Yaşasın özgür basın. Yaşasın. O arada HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Kettle'dan attığı Twitter'da, Edirne cezaevinde tutuklu, bir sakallı fotoğrafını paylaşmıştı. Bu fotoğrafı beğenen 5 korucu karakola çağrılıp sorgulandıktan sonra silahlarına el konuldu. Böyle bir dönem. Yani seçime doğru iktidar, güvenlik güçleri her neyse o konuda tam anlamıyla göz açtırmıyor. Ve her eylemi, atılan her adımı ya da sosyal ağlardaki her beğeniyi bile takip edip tırnak içinde cezalandırıyor ve gereğini yapıyor. Bir de şu, hani hep diyorlar ya işte ahim kararlarını uygulayacağız, anayasa mahkemesi kararlarını. Yahu yerel mahkeme kararları uygulanmıyor. İşte en somut göstergesi bu. Yatarını tamamladığı halde 9 aydır keyfi Akhisar T tipi kapalı cezaevinde tutuluyor. Kim? Seyit Ahmet Aydın, tarih öğretmeniymiş. 30 Temmuz'da denetimli serbestlik hakkı kazanmasına rağmen keyfi olarak cezaevinde tutuluyor. Ve eşi onunla ilgili bir video paylaştı 15 Nisan'da. Şimdi o videoyu ekranlara getiriyorum. İsmim Tuğba Aydın. Bu video Manisa Akhisar T tipi kapalı ceza infaz kurumunda kalan eşim Seyit Ahmet Aydın'la alakalı çekeceğim 2. video olacak. 1. videoda onun lüzumsuz, aklı vicdana sığmayan nedenlerle halen içeride tutulduğundan bahsetmiştim. Peki ne değişti o videodan beri? Maalesef hiçbir şey değişmedi. Özür diliyorum. Bir gelişme oldu. Eşimin yaptığı 30. nakil başvurusu reddedildi. Hani yani şunu söylemek istiyorum. Hadi biz neyse de kayınvalidem, kayınpederim o yaşlı başlı halleriyle Muğla Manisa arasındaki o yol eziyetini her seferinde çekmek mi zorunda? Hem hakkı olan tahliyesini vermiyorsunuz hem de yaşlı başlı bir adama 50 dakikalık bir açık görüş için dünya kadar mazot parası yaktırıyorsunuz. Ama bunlar ne kayınpederim ne kayınvalidem için, bizler için bir problem değil. Bizim asıl meselemiz çocuklar. 11 ve 8 yaşındaki iki oğlumun 7 yıl önce kendilerinden koparılmış olan babalarını tanımamaları. Çocukların karınları tok olmuş, aç olmuş hiç önemli değil. Bir kere yürekleri aç kaldı. 23 Nisan gösterilerinde, okuma bayramlarında, ödül törenlerinde aynı karede fotoğraf çektiremedikleri bir baba açlığına mahkum kaldılar. Artık daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Tek isteğimi biliyorsunuz. Eşimi serbest bırakın. Metropol Nisan araştırması, Nisan 2023 araştırmasında Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sormuş. Doğal olarak ekonomi ilk sırada, hükümetin başarısız politikaları filan diye devam ediyor. Ama bakıyorsunuz adaletsizlik %5,5. Yani her 100 kişiden 5'i adaletsizliği büyük bir sorun olarak görüyor. Halbuki ekonomi de, hükümetin başarısız politikaları da ve diğer sıralanacak pek çok konuda esasen adaletle ilgili. Hukuk rafa kaldırıldığı için, kanunlar rafa kaldırıldığı için, bırakın ahim Anayasa Mahkemesi kararlarını, biraz önce Tuğba Aydın'ın sitemini, serzenişini, isyanını ekrana getirdim. Mahkeme kararları uygulanmadığı için, yerel mahkeme kararları uygulanmadığı için, infaz sürelerini dolduran tutuklular, hükümlüler her neyse tahliye edilmediği için, keyfi bir idare, keyfi bir uygulama söz konusu olduğu için. Ve böyle bir ülkede evet Erdoğan'ın sağlık durumu konuşuluyor. Biz de dilerseniz ona bakalım. Erdoğan dün Akkuyu nükleer santral açılışı veya işte orada bir birimin açılışı vesilesiyle göründü ve çok sayıda fotoğraf servis edildi. Erdoğan'ın propaganda ekibi tarafından Cumhur İttifakı bileşenleri de saraya davet edilmiş. Hepsi belli bir koltuğa oturtulmuş ve onlarla beraber Erdoğan bir görüntü verdi. Ve böylelikle de sağlıklı, işinin başında, mühim bir problem yok mesajı verildi. Fakat bu karede Fatih Erbakan yok. Yine bu karede Hüdapar Genel Başkanı yok. Hüdapar Genel Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan neden yok bilmiyoruz. Onlardan da bu konuda herhangi bir izahat yok. Yine Erdoğan makamında çalışırken burada da gerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı, gerek Hakan Fidan, MİT Müsteşarı ve diğer işte ekiple beraber görülüyor. Burada da bir biçimde ben işimin başındayım mesajı veriyor. Seçime 5 kala adaylardan biri ölürse ne olur tartışması hem Erdoğan'ın sağlığı hem de işte bir takım suikast ihbarları veya işte liderlerin güvenliğiyle ilgili konular vesilesiyle gündeme geldi. O arada bir astrolog çıktı. 11 Nisan'dı galiba. Cumhurbaşkanı adaylarından biri seçime 5 gün kala vefat edecek ve seçimin kaderi değişecek dedi. Kehaneti tutacak mı? Daha önce tutmuş kehanetleri var falan gibi bir takım spekülasyonlar da oldu. Bilmiyoruz. Fakat sadece şunu söylememe izin verin. Seçime 5 kala mevcut 4 Cumhurbaşkanı adayından örneğin Sinan Oğan'ın başına bir şey gelirse herhangi bir değişiklik olur mu? Olmaz diyorsunuz değil mi? Muharrem İnce'nin başına bir şey gelirse herhangi bir değişiklik olur mu süreçte? Olmaz diyorsunuz değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına bir şey gelirse herhangi bir değişiklik olur mu? Gene olmaz sesleri yükseliyor. Bu defa Erdoğan'la Muharrem İnce yarışacak gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Peki Erdoğan'ın başına bir şey gelirse? O zaman da Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce mi yarışacak? Ben bunlara çok fazla ihtimal vermiyorum. Küçük adaylar veya az oy alması söz konusu olan adayların başına bir şey gelirse sürecin yürüyeceğini ama iki önemli aktör, onlardan birinin başına bir şey gelmesi durumunda bir centilmenlik icabı seçimden çekilme olabilir, Yüksek Seçim Kurulu toplanıp yeni bir karar alabilir filan, seçimin erteleneceğini öngörüyorum. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi ertelenirse milletvekili seçimi de ertelenir mi? Bağlı olarak yani parlamento seçimleri yapılıp Cumhurbaşkanlığı seçimleri başka bir bahara mı bırakılır veya başka bir vakte mi tehir edilir? Ona da çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü mevcut yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı seçiminin milletvekili seçimiyle, parlamento seçimiyle birlikte yapılacağı esas. Yani beraber başlıyorlar, beraber bitiriyorlar. Seçimlerin yenilenmesi durumunda da birlikte bir seçim kararı alınıyor. Haliyle iki önemli aktörden birinin başına bir şey gelmesi durumunda o haliyle seçime gidileceğine çok fazla ihtimal vermiyorum. Peki teknik olarak mümkün mü? Evet, teknik olarak mümkün. Yani Erdoğan veya Kılıçdaroğlu'nun başına bir şey gelmesi durumunda o seçime gidilir, adaylardan biri düşmüş olur. Adaylardan biri otomatikman yarıştan çekilmiş olur. Bir diğer konu Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili konuda Erdoğan'ın yediği bir şeyden dolayı zehirlenmiş olabileceği ihtimali Halk TV'de bir özel haber yayımlandı dün ve burada işte Hatice Feyza Kahraman isimli kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baklava ikram ettiğini söyledi. Hatta korumalara da çıkışmış, tattırmadan başkanıma nasıl yedirirsiniz bu baklavayı diye korumalara da çıkıştığı söyleniyor haberde. Açıkçası Erdoğan, daha önceki yayınlarda da defaatle ifade ettim. Erdoğan yediği içtiği onlarca mekanizma tarafından kontrol edilen bir lider. Herhangi birine iftara gittiğinde ya da herhangi bir lidere ziyarete gittiğinde dahi mutfağa beraberinde gidiyor. Çeşnici başıları var vesaire. Orada içtiği su dahil her şey kontrol altında tutulan, belki 8-10 mekanizmadan geçtikten sonra ona ikram edilen bir lider. Dolayısıyla sıradan bir vatandaşın, AKP'li bile olsa, partili bile olsa, en yakın çevresinden, en yakın halkasından biri bile olsa ona bir şey ikram etmesi ve bu denetim mekanizmasından geçmeden ona yedirmesi çok fazla olanaklı değil. Dolayısıyla bu ihtimale, yani Erdoğan'ın Sakarya'da yediği baklavadan dolayı sağlık durumunun kötüleştiği ya da midesinin bozulduğu ihtimaline çok fazla ihtimal vermiyorum. Ama bildiğimiz bir teşhis var. Bildiğimiz derken bu teşhise de çok fazla itibar etmek gerekmiyor. Neden itibar edilmemesi gerektiğini anlatacağım. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, sağlık durumu gayet iyi dedi Cumhurbaşkanı için. Geçirmiş olduğu gastroenterit enfeksiyonun etkisi söz konusu ve bu etki azalmış durumda dedi. Gastroenterit karın ağrısı, ishal, kusma, ateş, yorgunluk gibi belirtilere yol açabiliyor imiş. Fakat Erdoğan'ın pek çok uzmanı da dinledim. Pek çok uzmanın görüşüne de baktım o arada. Bir karın ağrısı söz konusu olabilir, ateş söz konusu olabilir, yorgunluk veya halsizlik gibi hisler olabilir ama bir televizyon programında o programa ani olarak ara verdirecek, birine eyvah eyvah dedirtecek bir sonuç doğurmaz. Yani pek çok uzman söylenen bu rahatsızlığın doğru olmadığı kanaatinde. Yani Erdoğan'a böyle bir mide rahatsızlığı atfedildi ama orada ekranda yaşanan her neyse bu rahatsızlığın sonucu değildi görüşü hakim. Haliyle Sağlık Bakanı'nın da toplumu doğru bilgilendirmediği anlaşılıyor. Dönelim seçim güvenliği meselesine. Ali Atıf Bir, kendisiyle aynı medya grubunda çalıştık Türkiye'den çıkmadan önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili olarak attığı tweette rakipleri diyor rekabetçi iletişime ara vermeli, centilmenlik bunu gerektirir. Yani Cumhurbaşkanı düşmüşken seçim yarışında rakipleri de bir kenarda dursa iyi olur falan diyor. Şimdi buna çok katılmak mümkün değil. Ben Ali Atıf Hoca'nın 10 Ağustos 2014'te yazdığı yazıyı hatırladım. O gün de Twitter'da paylaşmıştım bunu. Hükümetler ve siyasi partiler seçimleri nasıl manipüle eder? Alberto Simser'in kitabından hareketle, onun görüşlerinden hareketle bir yazı kaleme almıştı ve orada seçim manipülasyonlarını anlatıyordu. Bir iletişimci olarak Profesör Doktor Ali Atıf Bir. Bu yazıyı çok önemsiyorum ve bu yazıya çokça da atıfta bulundum. Artık diyor seçim manipülasyonları pervasızca, cesaretle ve açık açık yapılıyor. Ve bu açık manipülasyonlar sadece zarar görenler, yani kurbanlar tarafından açıklanıyor, yayımlanıyor ya da şikayet ediliyor. Ve sıralamış 7 maddede. 1. Muhalifleri oy atmaya gitmekten ve de protesto etmekten caydırmak. Bugün var mı? Var. 2. Bürokratları hükümete bağımlı hale getirmek. Bugün var mı? Fena halde var ki bu yazının yazıldığı tarih 10 Ağustos 2014. Yani yaklaşık 9 yıl önce. 9 yıl önce de bu vardı. 3. Muhalefetin parasal destekleyicilerine gözdağı vermek, muhalefeti ve adaylarını desteklemekten kaçınmalarını sağlamak. 4. Siyasi seçkinleri muhalefet yanlısı olmaktan caydırmak. 5. Manipülatörün seçim öncesinden sendikalar, birlikler, cemaatler ve diğer STK'larla pazarlık gücünü artırmak. 6. Seçim kazanıldığında seçimlere, fikir liderlerine ve diğer kurumlara verilecek tavizleri azaltmak. 7. Siyasetçilerin bürokratik görevlerde ve yerel yönetimlerde kariyer güçlerini artırmak. Anlayacağınız diyor Ali Atıf Hoca, seçim manipülasyonu artık sadece seçim kazanmak için değil, muhalefetin etkisini azaltmak, onu güçsüz göstermek ve iktidarın pazarlık gücünü artırıp eylemlerini daha özgürce yapabilmesini sağlayan bir araç. Yani diyor, seçim manipülasyonu sadece klasik anlamda seçim günü yapılan oy çalma işlemleri olarak görülmüyor. Özellikle seçim öncesinde bilginin çarpıtılması yoluyla adayın gücünün artırılması, rakiplerin güçlerinin azaltılmasını manipülasyon olarak tanımlıyor. Hal böyleyken Ali Atıf Hoca'ya attığı bu tweet'i hiç yakıştıramadım. Seçim manipülasyonlarını 9 yıl sonra bütün devlet gücüyle alabildiğine uygulayan bir liderden, bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı az rahatsızlandı, 2 gün istirahat edecek diye muhalefet kenarda duracakmış. Hadi oradan. Seçim gündemine dönmüşken Adalet Bakanı demiş ki siz olsanız ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı Tayyip Bey'e mi emanet ederdiniz? O arada Kılıçdaroğlu'nun, işte bak seçim manipülasyonları, Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'da 3 Mayıs'ta yapacağı miting için daha önce istasyon meydanına izin veren valilik güvenlik gerekçesiyle izni iptal etmiş. Bütün bürokrasi devletin ve elbette tek adamın emrinde. Yine bakın seçim manipülasyonları ayrı bir şeye evrildi. Yani Ali Atıf Hoca'nın 9 sene önce yazdığı yazı şu anda çok masum kalıyor. Sahtecilik de başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Canan Kaftancıoğlu, CHP logolu APO'yu çıkaracağız yazılı broşür bastıran 2 kişinin AKP Gençlik Kolları yöneticisi olduğunu açıkladı. Savcılık işlem yapmak için neyi bekliyor diye sordu. Savcılık da tek adamın savcısı artık. Yani yargı da yok, bağımsız yargı da kalmadı. Böyle bir dönem. Bekir Bozdağ ile devam edelim. Bir de diyor ki 14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabbine hamd edenler olacak. Ben onu bilmiyorum da şunu biliyorum. Alıntıdır Levent Kenez'den, değerli meslektaşım. O dedi ki asıl dedi AKP kazanırsa belki dedi muhalefetten daha çok şampanya patlatanlar olacak AKP'liler içerisinde. Devletin her türlü imkanıyla propaganda yapıyorlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı, milletvekili adayı gittiği her yerde devlet imkanları, devlet otobüsü. Bir de Fuat Oktay'ın otobüsünün önünde, Fuat Oktay arkadaki otobüste görülüyor. Önden gidiyor, Togg gidiyor. İşte CBY, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yine Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis edilen araç ayrı bir PR'da kullanılıyor. Onu da ekranlara getireceğim görüntülü olarak. Milli Savunma Bakanı Yeni Zelanda Savunma Bakanı'nı ağırlamış. Konuk Savunma Bakanı Togg'la geliyor Milli Savunma Bakanlığı'na. Her şeyde ve her yerde bunu kullanıyorlar. Dönelim tekrar seçim güvenliğine. Listeler 5 dakika geç teslim edildi. 712 sandıkta CHP görevlisi yok. Yer Denizli, Pamukkale. Bunun üzerine Pamukkale ilçe başkanı istifa etmiş filan. Yani istifa etmişse etmiş, kim takar, ama mühim olan 712 sandıkta listeler 5 dakika geç teslim edildiği için CHP görevlisinin olmaması. Adam gittiyse gitti, ne yapalım, ama tren kaçtı. Tamam, şimdi Millet İttifakı, başka partiler var, onların sandık görevlileri bunu takviye edebilir ama bu sadece bir örnek. Ve bu kabul edilebilir mi? Bu anlayışla karşılanabilir mi? Neden son saati bekliyorsunuz? Aynı gün içerisinde sabahtan götür, bir gün önce götür. Neden son dakikayı bekliyorsunuz? Son dakikaya kadar yetişmeyen ne? Hani siz yıllardır çalışıyordunuz? Yıllardır çalışıyordunuz derken size 2 gün önce Sözcü TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını getireceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları bir anlamda umut verici, son derece umut verici, ama öbür taraftan da düşündürücü. Çünkü benzer açıklamalar 2018 seçimlerinden önce de yapılmıştı. Birlikte izleyelim mi? Tam 1,5 yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz. Açık ve ne söyleyeyim? Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz. Neden güvenmiyoruz? Aynı zarfın içine konan 4 seçim pusulasından 3'ü doğru biri yanlıştır diye karar alan bir Yüksek Seçim Kurulu topluma güven vermez. Tam 1,5 yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz. 1,5 yıldır. Türkiye'de kaç sandık var? Bu sandıklar nerede? Hangi sandıkta görevlimiz olacak? Gönüllü bir ekibimiz her bir sandık görevlisini aradı. Siz hangi sandıkta görevlisiniz diye. Doğru yanıt veriyorsa tamam, bu işini biliyor. Onlar ayrıca bizim eğitim merkezinde eğitime alındılar. Tutanaklar dikkatli bir şekilde bakılacak. İmzaladıktan sonra cep telefonuyla fotoğrafını çekecek ve genel merkezimize gönderecek. Bu konuda binlerce arkadaşımız eğitildi. Islak tutanağı fotoğrafını çekip bize gönderdikten sonra çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecekler. Biz Anadolu Ajansı'na da güvenmiyoruz. Malum son seçimlerde, İstanbul seçimlerinde bazı verileri vermemeye başladı Anadolu Ajansı. Ama bizim arkadaşlarımızın her birisi sandık görevlisiyken tutanaklar vardı elimizde ve biz kazanacağımızı biliyorduk. Şunu rahat söyleyebilirim. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti seçim sandıkları ile ilgili bu kadar geniş ve güvenli bir önlem alıyor. Yani. Sağ olsun bazı barolar, özellikle büyük kentlerdeki barolar, her bir okula bir gönüllü avukat görevlendirdiler. O avukatlar da bir sorun çıktığı zaman arkadaşlarımız avukatı arayacaklar ve avukat da olaya müdahil olacak. 200 bin sandıktan %90'ın üzerinde görevlimiz var. Çok sınırlı sayıda şu an, onun için de çalışılıyor. tarihe kayıt düşmek için ekranlara getirdik. Çokça komplo teorisi veya teori var. Bunlardan birini de Aydın Sezer yazmış. Rus medyasına servis edilen habere göre Erdoğan Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek bir hamle yapmak üzere. Ukrayna Savaşı'nın yakın vadede sona ereceği yok ama Erdoğan Ukrayna Savaşı üzerinden Putin'in de bu yolu açmasıyla bir hamle yapabilir ve o hamle Erdoğan'ın hanesine yazmak üzere seçimlerde ona güç vermek, güç kazandırmak üzere atılabilir. Böyle bir hamle söz konusu olabilir. Putin'in rızasıyla, Putin'in yeşil ışık yakmasıyla, ama savaşı bitirir bitirmez o ayrı bir konu. Savaşın zaten kısa vadede biteceğine kimse ihtimal vermiyor. Dönelim bu seçimden sonra dövize el mi konulacak meselesine. Çok enteresan veriler var. Üçünü ekrana getireceğim. İlki Turhan Bozkurt yazmış, ekonomi gazetecisi ve yazdığı bilgileri teyit ederek yazıyor. Yani kendisine ulaşan ihbarlara dekontların falan da eklenmesini istiyor. Dolar, altın, gümüş ne varsa TL'ye dönecek demiş. Pendik'ten gelen mesajı paylaşmış. Twitter hesabına girerseniz ülkenin pek çok noktasından gelmiş mesajları görebilirsiniz. Ama en dikkat çekici mesajlardan birini ekrana getirdim. Kuveyt Türk Pendik Kaynarca Şubesi 1 milyon TL değerindeki gümüş ve altın mevduatımı bozmam gerektiğini, hesabımda kıymetli emtia tutamayacağımı söylediler. Siz ne hakla bana karışıyorsunuz dediğimde talimatın Merkez Bankası'ndan geldiğini söylediler. Bir diğeri İbrahim Öztürk, Profesör Doktor. Dövize seçimden sonra el konulacak. Büyük bir kamu bankası bugün bir müşterisine sadece 300 dolar, Türkiye Finans'sa 400 dolarlık tasarrufunun 200 dolarını veremedi. Banka adını da şubesinde söylerim diyor. Belli ki o da teyit etmiş. Türkiye fiilen iflas etti, ithalat durdu, döviz bitti. Bir diğeri Ahmet Erkan paylaşmış. KHK televizyonunun mühim emekçilerinden. Bugün özel banka hesabımda bulunan 200 dolar parayı döviz bulunmadığı gerekçesiyle vermediler. 200 dolar için talep oluşturuldu. Paranın 8 gün sonra verilebileceği söylendi. Adli emanette bulunan mevzuat gereği kamu bankasında tutulan 300 dolar parayı da aynı gerekçeyle alamadım. Bahsedilen konular 200 dolar, 300 dolar. Para değil yani. Acaba iktidar cephesi şapkadan bir tavşan mı çıkaracak, bambaşka hamleler mi yapacak? Muhalefet cephesi ne yapacak? Bütün bunlara bakacağız. Muhalefet cephesinin bir takım sürprizleri var mı yok mu bilmiyorum. Ama muhalefet cephesinden beklenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz önceki laflarının yerine geldiğini, yani tam anlamıyla tutanaklarıyla, sandık görevlileriyle, avukatlarıyla seçim güvenliğinin sağlandığına inanmak. Bu çok çok önemli. Yani muhalefetin üzerine düşen şey seçim güvenliğiyle ilgili tedbirleri bir hakkın almak. İktidar bilmiyoruz. Seçimlere 15 gün kala her şey olabilir. Çok şey açıklanabilir. İktidarın ya da muhalefetin kontrolünde olmayan kimi konular da gündeme gelebilir. Kimi skandallar patlayabilir. Olabilir. Bilmiyoruz. Bütün bunların hepsini takip ederek göreceğiz. Mühim olan iktidar ve muhalefet bloğundaki 20'şer milyon oy değil, kararsız seçmenin oyu ve onların oyu ve özellikle de zannediyorum sandık başına gittiklerinde karar verecekleri oy bu konuda belirleyici olacak. Herkese iyi hafta sonları, hafta başında tekrar karşılaşmak umuduyla hoşça kalın.